Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de en güzel grafik ayarlarını yapacağız. Bildiğiniz üzere 1.50 güncellemesi çıktı. Bununla birlikte oyuna bazı grafik ayarları ekstradan eklendi. Bazı arkadaşlarımızın FPS'i çok düşmüş. Bazı arkadaşlarımızda çok bir farklılık yok ama görüntü bozulmuş. Benim de ayarlarımda birazcık böyle karıncalanma var. Görüntü eskisi kadar net değil. Çünkü birazcık daha böyle uyarlanabilir bir ayar sistemi geldi görüntüye. Sizlere şimdi en iyi, en güzel ayarı göstereceğim. Bu göstereceğim ayar 1.49'da güzel bir şekilde oynayıp 1.50'de grafiği kötü bir hale gelenler için olacak arkadaşlar. Şimdi ben size en basitini söyleyeyim. Ben oyuna girdiğimde ilk dikkatimi çeken bakın şu karşıdaki servis kapısına bakın. Şu servisin kapısına bakın. Şu kapıya bakın. Yaklaştım. Herhangi bir sorun yok. Görüyorsunuz normal bir şekilde. Ama birazcık uzaklaşınca bakın titreme var görüyor musunuz? Titriyor. Arkadaşlar bakın. Bak uzaklaşıyorum titriyor görüyor musunuz şu? Ama yaklaşınca ne oluyor? Hemen netliyor onu bak uzaklaştım iyice titriyor bak uzaklaşıyorsunuz. Bak nasıl titriyor bak. Bu beni çok rahatsız ediyor mesela bu oyunda. Bunların ayarını göstereceğim. Hemen ESC'ye basıyorsunuz. Bunun ayarını göstereyim. Seçeneklere giriyorsunuz. Seçeneklere girdikten sonra zaten mouse'unuzu nereye getirirseniz bakın burada neyin ne olduğu yazıyor. Bu güzel olmuş. Yeni arayüzle birlikte artık hangi ayarın ne işe yaradığı burada yazıyor arkadaşlar. Bunu her zaman yumuşak yaparsanız bu şekilde titrer. Uyarlanabilir netlik derseniz oyuna bırakırsınız bu ayarı. Yani oyun size göre ayarlar. Bak mesela biraz daha uzaklaşayım. Belki titremeye başlayacak. Bak şu an netliyor. Hala bir şey yapmadı. Trim yakında diye büyük ihtimalle. Oyun size bunu otomatik olarak ayarlıyor arkadaşlar. Ben ayarımı uyarlanabilir netlik yaptım. En güzel ayar bu şekilde oluyor. Bakın ileriyi sabitledi. Oyuna bıraktık seçeneği. Daha iyi oldu. Yumuşak yaptığımda yine birazcık titremeler oldu. O yüzden netliği arttırdık. İsterseniz bunu yumuşak, isterseniz keskin yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kendiniz deneyin. Buradaki ayar bu şekilde geliyor. Bunu SMA, AA en yüksek yaparsanız şu an bilgisayar patlamaz inşallah. Bakın bu şekilde yaparsanız oyunu bir daha yüklüyor. İlerideki objeler daha net oluyor arkadaşlar. Daha güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Ama bunu bu şekilde yaptığınızda buradaki ayar devre dışı kalıyor. Bu TAA devre dışı kalıyor. Bunu TAA'yı seçerseniz buraya geliyor arkadaşlar. Bunu en yüksek yaparsanız alabileceğiniz en iyi ayar olacak size. Ölçeklemede şöyle bir durum var. Ben %200 de kullanıyordum normalde ama %200 artık eski netliğinde değil. Ölçekleme ne işe yarıyor? Objelerin daha güzel, daha net gözükmesini sağlıyor. Örnek verelim şimdi. Oyunumuz bir yüklensin. Bak şimdi kadranı görüyorsunuz. Kadran yani böyle bir bulanıklaştı. Şuradaki yazılar, çizgiler görüyorsunuz. Bak şuradan ne kadar bulanıklaşıyor. Ama ölçeklemeye gelip buradan %400 yaparsanız bence çok yüksek. %400'e gerek yok. Bilgisayarınızı çok yoracak. Gördüğünüz gibi kadran ne kadar daha okunaklı oldu bu şekilde. Daha netleşti. Ben bu ayarı %200'de kullanıyordum arkadaşlar ama 200 benim için birazcık zayıf geldi yeni güncelleme ile birlikte. Bunu %300 yaptım bilginiz olsun. Burayı böyle yapıyoruz. Bilgisayarımız birazcık iyiyse bu ayarı böyle yapalım arkadaşlar. Bu kötüyse bunu TA yapıp burayı uyarlanabilir netlik yapabilirsiniz veya her zaman keskin yumuşak yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Deneyin arkadaşlar. İlerisi rahatsız etmiyorsa burayı uyarlanabilir de bırakın. Şimdi burası en güzel bu şekilde. Ayarımız böyle. Daha sonra bunu kullanmanıza gerek yok. Birbirine yakın olan çatlaklara nesne yumuşak gölgeler ekleyerek işte böyle oyunun biraz daha böyle pürüzsüz hale getiriyor. Bunu kullanmanıza gerek yok. Devre dışı bırakabilirsiniz. Çok önemli bir olay değil bence. Bunu yüksek yapın. Diğer ayarlarım bu şekilde. Bunlar açık arkadaşlar. Yansıma ölçeklemesi %200'de daha net duruyor yerdeki böyle yansımalar. Çok FPS düşürmüyor. Tavsiye ederim. Yansıma detayı yüksek arkadaşlar. Bitki örtüsü detayı bunu yüksek yapalım hadi. Bu çok FPS'e düşürüyor bence. Yani bitki örtüsü detayı her taraftaki şeyi kısıtlıyor. Bilmiyorum görsele çok önem veriyor musunuz? Bence tır, kadran daha önemli. Dorse daha önemli. Bunu düşük yapabilirsiniz. Ben düşükte kullanıyorum çünkü. Çimen yoğunluğu. Ben bunu bir ara devre dışı kullanıyordum. Kastırıyorsa devre dışı yapın arkadaşlar. Gölge kalitesi oyuna önem veriyorsanız mutlaka yüksek yapın. Kasarsa devre dışı yapın bunu arkadaşlar. Uzaktaki gölgeler yine kastırıyorsa bunu da devre dışı bırakabilirsiniz. Hava kalitesi, ayna kalitesi, diğer ayarlar bu şekilde. Buradan bakın bunu 16x mutlaka yapın arkadaşlar. Bu ayarlar açık. Yayaları yine kapatabilirsiniz. Birazcık FPS yükselmesi olur. Grafik ayarları aşağı yukarı bu şekilde. Yani burada basit ayarlar seçeneği var. Bakın normalde böyle. Eğer ayarlarınız böyleyse buradaki seçeneğe tıklıyorsunuz. Ayarlar buraya geliyor. Bu görmüş olduğunuz ayarları yapın. Bilgisayarımın özelliklerini de açıklama kısmına bırakırım. Şimdi ayarları bu şekilde yaptık. Çimen yoğunluğunu kapatın. Uygula dedik. Evet dedik. Bence en iyi oyun ayarı bu şekilde. Gördüğünüz gibi ileride
titreme olabildiğince az. Şu an hareket halindeyiz, titriyor arkadaşlar. Onun da yani ayarını eğer oradan net yaparsanız biraz daha net olur. Ama şu an yapmış olduğumuz ayar en iyi ayar. Sizi rahatsız etmeyecek şekilde arkadaşlar. Bakın titremeler var yine. Eğer gelip buradan sistem seçeneklere gelirseniz, buradan TAA'yı açıp burayı keskin yaparsanız, sürdüğünüzde biraz daha keskin bir görüntü alacaksınız. Ama bu da FPS'i yorabilir bakın. Görüyor musunuz? Biraz daha yerler keskin oluyor. Bu tamamen sizin hani oyun ne kadar rahatsız ediyor, gözlerinizi rahatsız ediyor mu, ilerideki objelerin titremesi falan filan. Bunlar önemli arkadaşlar. Eğer bunlar rahatsız ediyorsa, dediğim gibi ayarları biraz kurcalayacaksınız. Bak çimleri tamamen kaldırdım gibi. Seçeneklere geldik. Buradan çimen yoğunluğunu yüksek yapıp bitki örtüsünü de yüksek yaparsak ağaçlar da birazcık güzel hale gelecek. Bakın gördüğünüz gibi. Ama bunlar hep biraz FPS kaybı. Oyundaki ağaçlar bence zaten iyi değil. İki boyutlu gibi. Kendi fikrim. Yani bence kapatın abi. Sağdan soldan FPS düşeceğine tırınız güzel gözüksün. Benim kendi görüşüm bu. Bak şu an burada kaç FPS alıyormuşum hemen. Sağ üstten de görüyorsunuz. 97-96 FPS. Şöyle bir dış kameraya geçelim. İşte 10 FPS oynuyor arasında. Hemen buraya sistem seçeneklere geliyorsunuz. Çimen yoğunluğunu devre dışı yaptım. Bitki örtüsünü düşük yaptım. Bakalım kaça çıkacak. Oynayacak mı bilmiyorum. Oynamaya da bilir çok fazla. Bir deneyelim. Evet oyun yüklendi. Gördüğünüz gibi FPS artışı ortada. Sağ üstten görüyorsunuz. Sadece çimeni ve bitki yoğunluğunu kapatıp arkadaşlar 20 civarı bir FPS kazandık. Bakın bir de şu kameraya geçelim. Görüyorsunuz. 20 FPS kazandık arkadaşlar aşağı yukarı. Karar sizin. Ben olsam açmam. Ya abi çok güzel bir görüntü de yok zaten çimenlerde, ağaçlarda. Yıllardır söylüyorum birazcık daha güzel bir hale gelirse çok güzel olacak. Grafiksel olarak. Benim kendi görüşüm bu. Bilgisayarınız birazcık iyiyse 1.49'da aynı benimki gibi oynuyorsanız, grafikler güzel bir şekilde oynuyorsanız 1.50'den sonra bunda birazcık böyle bulanıklık, kasma, sıkıntı olduysa benim yaptığım ayarları yapın arkadaşlar. O SMAA artı TAA'yı mutlaka seçip keskin yapın ki görüntü keskinleşsin. İlerideki titremeler azalsın. Ama SMAA en yüksek yaparsanız da yine güzel bir görüntüye ulaşırsınız ama bilgisayarınız da çok yorabilir. Bilginiz olsun. Bunları birazcık deneyeceksiniz. Ölçeklemeyi %100'de kullanıyorsanız birazcık arttırın. Bazı ayarlardan kısın. Çünkü kadran falan bence çok bulanıklaşmış. 1.49'dan 50'ye. Niye öyle olmuş bilmiyorum ama ben öyle yaptım. Tavsiye ederim. Ölçeklemeyi %300'e çektim. Baksanıza abi bence çok güzel oldu ya. Şu an rahatladık arkadaşlar değil mi? Yalan mı? Bence çok güzel oldu bir anda görüntü. Ya FPS akıyor şu an benim oyunum. Kadran falan da çok güzel oldu. %400 bilgisayarınız çok iyidir. Ya 4080 falan vardır atıyorum. Yaparsın eyvallah. Ama benimki gibi orta şekerli bir bilgisayarınız varsa arkadaşlar, bu söylediğim ayarlar sizi üzmez. Onu söyleyeyim. Ben rahat bir şekilde şu anda sürüyorum. Bak beni rahatsız eden bir kasma, donma, grafiksel olarak böyle bir şey yok. Yani bitki örtüsü etraf çok boş geliyordur. Ağaçları düşür, bitki örtüsünü düşük yap. Hani birazcık sağda solda çimenler olsun gibi. Ayarları bu şekilde yaparsanız rahatça oynarsınız. Elimden geldiğince sizlere en güzel, en rahat oynayabileceğiniz ayarları vermeye çalışıyorum. FPS'si çok düşen arkadaşlar varmış. O arkadaşlarımızda dediğim gibi bitki yoğunluğunu düşürün, kapatın. Ağaç şeylerini kapatın arkadaşlar. Gölgeleri kapatın. Yani önemli olmayan detayları kapatın. Ölçeklemeyi iyi tutun. Keyfinize bakın. Oyununuzu güzel bir şekilde oynayın. Bak şöyle göstereyim. Tırımız ne kadar net gözüküyor bak. Görüyor musun? Parlaklıklar falan ne kadar net gözüküyor. Yani bazı ayarları kıstık ama tırdan, ölçeklemeden ödün vermedim çok fazla. Yani önemli olan burada tırı net görebilmek, dorseyi net görebilmek, kadranı, göstergeleri net görebilmek, yolu net görebilmek arkadaşlar. Yani bence önemli ayarlardan bir tanesi bu. Evet. Böyle gidiyoruz. Ya bir baktım herhangi bir kasma, bir sıkıntı falan bir şey var mı diye, bir problem de yok. Arkadaşlar gösterdiğim ayarları yapın. Bir daha son kez bir göstereyim hangi ayarları yaptık. Evet ayarlarımız bu şekilde. Dikey eşitlemeyi kapatın bence. FPS sınırını ben 300 yaptım. Monitörüm 240Hz. Zaten burada da görüyorsunuz. Ona göre ayarınızı yapın. Eğer monitörünüz 144Hz ise bunu 200 yapın. 60Hz olanlar 100 falan yapsın. Yani çok bir fark olmayacak çünkü. Diğer ayarlarda bu şekilde
ayarları mutlaka yapın. Başka beklediğiniz, istediğiniz şu ayarı, bu ayarı göster dediğiniz veya oyunda bunu göster dediğiniz özellik olabilir. Yorumları yazmayı unutmayın. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.